Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu arada bu dolap arkadaşlar buradan kalkacak, sökülüp çöp atılacak. Biliyorsunuz zaten sağlam değil. Hep vidalarla tutulu. Perşembe günü yeni dolap geliyor. Bunu buradan kaldıracağım. Bu kıyafetleri katlamıştım. Bunları çocuk odasına koyacağım. Buranın altını falan temizleyeceğim. Boşaltacağım. Bu buradan kalksın. Yarın da pazar var. Pazara gidersem yapamam. Bugünden halledeyim. Daha sonra parkeciler de ayın 12'sinde gelecek. Parke bu sefer bu renk. Bunun tonlarında iyi oldu. Şimdi çocuklar burayı böyle yapmış. Bunlar burada. Şu defterleri falan almış. Şuraya çorap sepeti yaptım. Artık çekmece oldu mu iyi olacak. Ben bugün burayı hızlı bir şekilde sizlerle toplayayım, söküyüm. Temizlerken görüşürüz. Arkadaşlar, çok şükür dolabı söktüm. Tek başıma işim, bekle bekle diyor, yarın sökeriz. Yok dedim, temizliği çıksın. Yarın çarşamba pazarı var. En azından şey yaparım. Benim pisliğimi görüyor musunuz? Dolap büyük olduğum hiç çekilmiyor. 7 senedir düşünün. Şurası temiz. Burayı şey yapmıştım, yarısını çıkartıp silmiştim ama bu taraflara hiç giremiyordum. Duvarları falan görüyorsunuz. Şimdi tahta yatacağım. Bu masayı, vidayı kaldıracağım. Bu arada yatağın yerini değiştireyim istiyorum. Yatağı böyle koyun bu tarafa. Camın bu tarafında olsun. Buralarda hep böyle arkadaşlar. Şuraya bir tane dolap gelsin, diğerini oraya koyarım, diğerini oraya, şuraya da komodin koyarım diyorum, öyle daha iyi olur. Bakacağım bir duruma göre, çünkü parça parça ayarlayabiliyorsunuz, sabitleyebiliyorsunuz, iyi oldu. Bir de şu cam açıyordum, hava gelmiyordu çok, o kadar yarım açılıyordu, şimdi tamamen açılıyor. Hemen şu vidaları toplayın, buraları bir sileceğim, buraları. Ben dolabı çıkarttım. Buradan bir tane kişiye verdim yakması için. Oraları falan sildim. Bu arada bakın, örtüyü buraya serdim. Örtü çok büyük. Hatta buradan sarkıyor, öbür taraftan da sarkıyor. Şurayı da şöyle büktüm. Yatağımı kullandım. Şimdi orada oturuyordum. Şimdi şurada da Kaan yatıyordu. Şu şişme havuzunu da çocuk kanalı için almıştık. Bakın ne kadar yer açıldı. Vallahi şunu şambayım. Ev değiştiriyorlarmış, çöpün kenarına koyuyorlarmış, kayınvalidem almış, yıkamış onu. Ben de vallahi böyle değerlendirdim, serdim. Şuraları biraz kırış kırış, üstüne gezelettikçe açılacak. En azından şu taş görünüm, şurası bakın. Şurası işte, şöyle yaptım, bantladım, geçici bir süre. Belki parkede yaptırabiliriz ilerleyen zaman. Şu an gerçekten güçlendirme için kimseden ses seda yok. Vuracağız. Yalan olacak gibi gözüküyor. Yine bir soracağım. Şurası şöyle oldu. Zaten buraya dolap geleceği için bir şey olmaz. Şunu da Hüseyin abiye Elif alırken hoşuma gitmişti. Bana da al demiştim. Aldı. Ama bu bende burnumda alerji yapıyor, tozlanma. Valla burası böyle açıldı ya. Eşime diyorum ki, oh be diyorum, geniş ferah ev olacak insana gerçekten. Dolap geldim zaten, biraz küçük parça parça komodin, şifonyer nerede var? Geçici olarak şimdi onlar, ama dolap içi geniş ferah. Benim beğendiğim vardı. Resmini hemen şuraya koyarım ama ince ve küçücüktü. Çocuk odasına da küçük gelirdi. Böyle parça parça istediğiniz gibi altını çekip yapabiliyorsunuz. Ve ayaklı geldim, göreceksiniz. Beyaz renk. Bir tanesi sadece kahverengimsi. O da şifonyer çekmeceli. Dolap buraya gelecek. Eşim diyor ki hatta yer kalır diyor. Kapaklı aldık. İnşallah yer kalır. Şunu işte çocuk videosu için su doldurur diye almıştık. Çok büyük çıktı. Ve toprak şu an şişiriyor. Helal olsun benim aşk işime. Ama buna koskocaman bir bahçe olması gerekiyor. Çünkü şuradan şöyle kablar. Şunlar da arkadaşlar öyle koydum. Dolap yarın gelecek Allah'ın izniyle. Bugün çarşamba, çarşamba pazarı var. Gider miyim bilmiyorum. Yani böyle. Çocuk odasında bütün kıyafetler, her şey. Bura açıldı ya. Diyorum ki bura böyle kalsın. Rahat rahat hareket et. Diyorum şurada çekim açısı yaparım. Duvarı süslerim ama dolap da lazım işte.
Diyorum keşke şuradan cam açılsaymış, cam olsaymış, şuraya dolabı koyardım böyle uzunlamasına. Burada koskocaman yerim kalırdı. Ne kadar biçimsiz, ne kadar şey yapmışlar evi vallahi. Dolap şöyle gelseydi şurada yer kalırdı. Yine size rahat rahat video çekerdim. Ama işte ne yaparsınız. Keşke şuradan bir duvar açsalarmış. Ay cam açsalarmış. Aferin sana ya. Benim oğlum. Çok akıllı. Çok güzel şişiriyor. Onları senin hep şeyde yırtıldı. Ana sınıfında. Sandalyeler çivi. Bakın. Şura boya anlarsınız. Şurası da kendimin. Yani kaç senedir? 7. Dün biraz pisti. Böyle çekeyim dedim. Arkadaşlar şöyle Kaan'ı aldım yanıma. Pazara gidiyorum. Bir saniye. Al. Şöyle Kaan'ı aldım. Pazara gidiyoruz. Araba yatırıyor. Hoşuna gidiyor. Pazarda Kaan'la çekemem büyük ihtimal. Elinden pazarın bir girişinde çekebilirsem çekerim sizlere. Çekemezsem artık evde görüşürüz canlar. Ay bu bayır da yoruyor insanı. Evet canlar, ben pazardan geldim. Bu arada çocuklar buraya şişme havuzu koymuşlar. O kadar büyük ki keşke Ankara'ya götürseydim. Annemlerin bahçeyi tam olur. Boydan boya. Yarın dolap gelecek. Bu arada ben pazardan geldim. Biraz Elif'in, Kudret'in kapısının önünde oturduk. Sohbet ettik. Zeki'ye falan birkaç öyle konuştuk. Aldıklarımı da yerleştireceğim. Hemen üstümü değiştirdim. Onları makineye atıp yıkayacağım. Birkaç işim var. Onları hallederim. Yarın sabah kalkarım. Konuşma terapisi var malum. Bu arada ben kıyafet almıştım. 2-3 gün olacak geleli canlar. Instagram hesabı bir sayfadan aldım. En Moda diye yanlış hatırlamıyorsam. Ya şuraya yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına eklerim ve şuraya eklerim. Oradan görürsünüz hangi sayfa olduğunu. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Ben açtım şöyle yurt içi kargodan. Şöyle böyle poşetler halinde. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Bakalım neler almışız. Hemen göz atalım. Diğerlerine daha bakmadım. Birkaçına baktım. Şöyle açıyorum. Kusura bakmayın köşe sesinden dolayı. Şöyle bir tane siyah pantolon siparişi verdim. Bir de bunun beyaz rengi var. Bir tane de beyaz rengi sipariş vermeyi düşünüyorum. Beyaz pantolonu da seviyorum. Bu biraz bol arkadaşlar. Bol olması bir bakımdan iyi. Rahat ederim. Bu arada iki beden yazıyor. Normalde 40-42 aralığı söylemiştim. Bir tane kıyafet dedi 40 beden. Hatta 42 yok dedi. Tamam olsun dedim. Kilo verir zayıflarım diye mantığıyla aldım. Ama kıyafet bu olmuş. Allah'tan ki bir numara gelmiş. Bunlar sadece 1-2 numara olarak adlandırmışlar. Ondan dolayı bir tane böyle pantolon. Şurada çizgi şeridi geliyor. Güzel bir kumaş pantolonu. Çok kaliteli gerçekten. Şu arka hafif şöyle uzun geliyor giydim mi. Değişik hoş duruyor. Beli lastikli aldım. Beli lastikli her zaman rahat ediyorsunuz. Daha sonra şu kıyafeti göstereceğim. Aslında ben bunu siyah rengi istemiştim. Siyah yok dedi. Bir tane kıyafet dedi. Gelir dedi. Pantolon yok dedi. Tamam dedim. Aynı gün yollayın. Keşke bunda da gelirse şey yapsaydım. Diğer kıyafette de bu renk istemiştim. Yoktu malum. Şimdi şöyle açıyorum. Arkadaşlar. Şöyle bir tane şapkası var. Kapşonlu geliyor. Ama giydim mi üstte çok güzel duruyor. Bu da vallahi bol gibi duruyor. İnşallah. Keşke 40 beden deseymişim. 42 olsun dedim. Kalıpları hafif şey galiba. Ya da bilmiyorum üstüme giydim mi nasıl durur. Gerçi fermuar açık giyeceğim. Ve içinde hemen şöyle arkadaşlar göstereceğim size. Ve şöyle yaprak desenli tişört mevcut. Bunu böyle giyiyorsunuz. Hemen göstereyim size. Bak bunda beden yazıyormuş. 42 diye. Bu da böyle. Gerçi bu
kapalıların bu tişörtlerde bedenler böyle bol oluyor arkadaşlar. Keşke bunda da 40 beden ya da 38 beden deseymişim. Biraz kalıbına göre hafif büyük. Neyse bol olsun, bir şey olmaz. Şu da şöyle. Kapşon şeklinde. Tam olur ya. Ya da bana öyle geliyor şu an. Şu an tam arkadaşlar. Zaten kilo aldım. Gayet iyi, rahat. Şöyle göstereyim. Bu arada tripodu ayarlayabilirsem. Yo, iyi arkadaşlar. Gayet iyi. Zaten fermuarı da kapattım mı öyle çok da dar olmasını istemiyorum. Bu arada kilo aldım. Acılı ezme ile biberi yedim. Şu lastik detayını seviyorum. Abdest falan, namaz alırken iyi oluyor orası. Bu böyle. Şimdi hemen şöyle bir diğer ürünümü göstereceğim. Bu da boydan kıyafet. Normalde ben bu renkleri falan pek almıyordum. Hoşuma gitti. Böyle değişik su yeşili falan da var. Yine sipariş vermeyi düşünüyorum. Güzel şeyler var. Çünkü benim size nasıl desem çok kapalı bir kıyafetim yok arkadaşlar. Olanlar da dar geliyor. Benim kansızlık B12 Truit anında aldırıyor. Ben ekmek tüketmeye başladığım gün hemen alıyorum. Yani ekmek falan tüketmem gerekiyor bazı şeyleri. Turşu falan bana aşırı aldırıyor. Ve şişiriyor beni. Ama bazen dayanamayıp yiyorum. Bu kıyafette boydan şu an gözükmüyor. Kol kısmı lastikli geliyor. Alt kısmı nasıl desem, şöyle şerit halinde, bakın. Şöyle balon şeklinde geliyor. Artık üstümde giydiğimde görürsünüz. Bu arada bunların üstüne beyaz şal alacaktım. Beyaz şal bulamadım. Krem vardı ya da istediğim desenlerde, tonlarda, kumaşta yoktu. Beyaz şal almam gerekiyor acil. Bunları giymem için. Biraz da kilo vermem gerekiyor. Bak bunu giydim. Oldu üstüme ama kalçalardan, hafif göbekten kilo aldım arkadaşlar. Almadım desem yalan olur. Bu çok güzel duruyor. Ben bunu giydim, denedim. Boy, ayak kısmı olsun tam. Resmen bana göre yapılmış. Onlar da öyle. Herkes çok memnun. Çok memnuniyet var. İndirime giriyor. Kampanya falan oluyor. O zaman alabilirsiniz. Birkaç... Aha, ne yapıyorsun? Aa, patlatma onu. Sakın. Sakın. Patlatma. Kalem sokuyor, patlatmaya çalışıyor. Birkaç tane beğendiğim modeller de var. Bu sayfanın kıyafetleri, modelleri harika arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum. Kendim verip aldım. Reklam falan değil. Güzel kıyafetler var. Bunları bir yıkayayım. Ya böyle artık canlı canlı cıvıl cıvıl renkler giymek istiyorum. Değişik böyle gömlekler var. Rengarenk kıyafetler var. Bakıyorum bazen hoş durmuyor. Bazılarına bakıyorum hoş duruyor. Öyle birkaç tane bizim pazarda falan da satılıyor. Gördüm. 60-70 TL boydan kıyafet. Alıp giyeceğim vallahi. Değişiklik olsun. Arada böyle şart. Şimdi ben bunları kaldırayım. Pazardan barbunya aldım 2 kilo. Ona yıklayalım. İşte başka ne yapacağım? Diğer aldıklarımı falan göstermeyeceğim arkadaşlar. Normal. Domates, salatalık, yeşillik almayı unuttum. Birkaç şey aldım. Böyle gelirken de kavun dağıtıyorlardı. Kavuncu. Kavunun bir tanesi çürük de hafif. Alt kısmında. Bir tanesi de içi geçmiş, leş gibi kokuyor. Çocuklar yiyeceğiz. Tam o esnada kavun istiyordu Kaan. Anneciğim dedim, diğer yerden adam al dedi. Kavun, bak dedim, şans değil misin oğlum? Şans yokmuş, çürükmüş. Toprakta yiyeceğim diye ağladı. Babası şimdi hem ekmek birkaç şey almaya gitti. Dediğim gibi sayfanın linkini açıklamalar kısmına koyarım. Kumaşlar olsun, kalitesi olsun. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Gerçekten güzel sayfa. Ve model, desen, her şey rengarenk var sayfada. Güzel duruyor. Ben bunu bol diye düşünmüştüm. Bol değil. Anne. Tam bile oldu. Anne. Benim kilo vermem şart. Anne. Tek yapacağım. Hemen tarif vereyim sizlere. 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ,
2,5 su bardağı un, 2 adet kabartma tozu, 1 adet pudra şekeri, 1 su bardağı da süt. Hemen yapışına geçelim.